Herkese merhaba, yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda sağ tarafında yeni M3 işlemcili MacBook Air'ı görüyorsunuz. Aynı zamanda masada M1 ve M2 işlemcili MacBook Air versiyonları da yer alıyor. Bu videoda M3 işlemcili MacBook Air'ı yakından tanırken aynı zamanda satın alma kararında M3 işlemcili versiyonu almak yerine M1 ve M2 işlemcili versiyonları tercih ederseniz ne kazanırsınız ne kaybedersiniz bunları da göstermeye çalışacağım. Kazanacağınız şey tabii ki para olacak. Kaybedileceğiniz şeyin de performans olduğunu tahmin edebilirsiniz belki ama Test sonuçlarına baktığınızda fikriniz değişebilir. Çünkü yeni M3 işlemcili MacBook Air pek de tahmin ettiğiniz kadar hızlı bir dizüstü bilgisayar değil. Testlerde konuşacağız bunları. Aynı zamanda MacBook Air satın alma esnasında birçok kullanıcının aklına şu geliyor. Ya ben bir Air alıyorum. Bunda bir fan yok. Acaba Pro versiyonunu mu tercih etmeliyim? Yani bazı işler yapacağım. Video render işte yazılım geliştirme ve benzeri. Acaba Pro versiyon bana daha fazla mı yardımcı olur? Diyebilirsiniz. Bu sonunda cevabını net bir şekilde vermeye çalışacağım. Yani pro tam olarak bize ne sunuyor, hakları ne ve satın aldığımızda neler kazanabiliriz? M3 işlemcili MacBook Air'ı, M2 işlemcili MacBook Air'ı yan yana koyacak olursanız eğer fiziksel olarak hiçbir farkları olmadığını göreceksiniz. Yine 13 inç ve 15 inçlik modellere sahibiz. M2 işlemcide de bunlara sahiptik. Kasa, klavye, touchpad, kamera, ekran her şeyle birebir aynı. Yine 75 watt hızlı şarj destekleniyor ama kutudan 35 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. Sizin hızlı şarj için farklı bir adaptör satın almanız lazım. Şarj portları ayrı olduğu için Thunderbolt portları kapanmıyor ve iki portu da yoğun bir şekilde kullanabiliyorsunuz. En büyük fark M3 işlemcili MacBook Air'ın artık iki tane harici monitöre destek veriyor olması donanımsal olarak. Çünkü GPU'su değiştirildi ve yenilenen GPU ile beraber Apple artık iki tane harici monitörü bu dizüstü bilgisayarda kullanabileceğinize karar vermiş. Ama burada da yine bir şeyler yapmışlar. Ne yapmışlar? Şimdi normalde MacBook Air'a M2 işlemcili ya da M1 işlemcili versiyona sadece bir tane harici ekran bağlıyordunuz ve dizüstü bilgisayar ekranı ve harici ekran iki tane ekrana sahip oluyordunuz. Şimdi iki tane harici ekran bağlayabildiğiniz M3 Air'ınızla beraber 3 tane ekrana sahip olacağınızı düşünebilirsiniz. İki tane harici ekran olacak, bir de MacBook Air'ın kendisi olacak. Ama hayır, Apple burada da yine bir şey yapmış ve kullanıcıların biraz üzüleceği bir nokta bu. İkinci harici ekranın çalışabilmesi için dizüstü bilgisayarınızın ekranını kapatmanız gerekiyor. Yani yine iki tane ekrana sahip oluyorsunuz. İki harici ekran desteğiyle beraber üç ekran olarak kullanamıyorsunuz. Niye sınırlama yapıyor bu dizüstü bilgisayarlarda anlamış değilim çünkü donanımsal olarak çok yeterliler. Sınırlamayı birazcık o Pro ve Air farkı tam olarak hissedilsin diye yaptığını inanıyorum. Aslına bakarsanız bazı uygulamalarla bu aşılıyor ama doğal olarak destek verilse birçok kullanıcı için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yeni M3 işlemci, M2 işlemci ile kıyaslandığında M2 5 nanometre üretim sürecine sahipken M3 3 nanometre üretim sürecine sahip. Bu ne anlama geliyor? Süreçler geliştikçe, transistörlerin boyutları küçüldükçe daha az enerji harcayarak aynı işi yapabiliyorsunuz. Eğer M2 ile M3 aynı enerji harcayacak olurlarsa da süreç daha da küçüldü, transistörler daha az enerji harcayabildiği için artık burada bir termal bütçe kalıyor ve bu bütçe de performans artışı olarak kullanıcıya dönüyor. Yani aynı enerjiyi tüketirken MacBook Air M3 işlemcili versiyonun M2'ye nazaran %15, %20 daha iyi performans vermesini bekleyebiliriz. Zaten bazı uygulama testlerinde göreceğiz bunu. Bu performans artışlarını da görebiliyorsunuz. Ama M3 işlemcideki en büyük yenilik GPU'sunda yer alıyor. Çünkü GPU artık Ray Tracing ve Mesh Shading ile donanımsal destek sağlıyor. Bu teknolojiler yeni üç boyutlu uygulamalarda karşımıza çıkıyor ve gerçekten de inanılmaz farklar yaratıyorlar. Ray Tracing modern bir aydınlatma teknolojisi aslında oyunlarda gerçek zamanlı olarak kullanılan ama yıllardır 3D dünyasında kullanılıyordu. İşlemci hesaplıyordu buradaki ışık yansımalarını ve gölgeleri. Şimdi donanımsal hızlandırma sayesinde işlemciden bu yük GPU'ya aktarılmış oluyor ve renderlar oyunlarda ve sizin aslında üç boyutlu tasarım programlarına daha hızlı tamamlanabiliyorlar. Bakın Blender 4.0'da Classroom Render testine bakalım. M1 işlemcili, M2 işlemcili ve M3 işlemcili MacBook Air'lar yan yanalar ve görebileceğiniz gibi M3 işlemcili MacBook Air inanılmaz bir sürede bu render'ı tamamlayabiliyor. Herhangi bir hata yok. Gerçekten de Ray Tracing donanımsal olarak hızlandırıldığında böyle ciddi farklar oluşturabiliyor. Mesh Shading de aslında yakındaki ve uzaktaki objelerin nasıl detaylandırılacağı konusunda işlemciden bu yükü alarak GPU'nun bunu hesaplamasını sağlıyor ve modern oyunlarda aynı sahnede çok fazla objeyi görmenize rağmen performansın düşmemesine neden oluyor. Unreal Engine 5'te yoğun olarak kullanılan teknolojilerden bir tanesi. Bunun haricinde asıl fark nasıl M1 ile M2 arasında varken yine M1 ile M3 arasında var aslında. Çünkü daha iyi bir kamera, daha iyi bir ekran, yine touchpad ve ses sistemiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu kaydı M1 işlemcili MacBook Air'in kamerası üstünden gerçekleştiriyorum. 720p çözünürlükte video kaydı yapabilen bir kameraya sahip. Aslına baktığınızda kabul edilebilir bir ışığınız varsa iyi kalitede videolar çektiğini söyleyebilirsiniz. Ta ki M2 ve M3'tekini görene kadar. Bu kaydı da M3 işlemcili MacBook Air üstünden gerçekleştiriyorum. Genel olarak M2 ve M3'e geçtiğinizde kamera konusunda inanılmaz bir gelişme oluyor. Full HD kayıt yanında mikrofon kalitesinde de bariz bir artış görüyorsunuz daha geniş açılı, renkleri daha iyi alan, her şeyle çok daha iyi bir kamera ve mikrofon ikilisi sizleri karşılar. Hatta şunu söyleyebilirim. Dizüstü bilgisayar dünyasında elde edebileceğiniz, satın alabileceğiniz en iyi entegre kamera ve mikrofon sistemine sahip oluyorsunuz. Ben bu kameralarla, bu mikrofonla herhangi bir ekstra donanım kullanmadan canlı yayın yaptığımda insanlar bunun bir dizüstü bilgisayar kamerası olduğunu inanmak istemediler. Yani kaliteye bakacak olursanız yani bu cep telefonu deseydim ya da herhangi bir işte aynasız kamera deseydim büyük ihtimalle ona da inanacaktınız canlı yayın olsaydı. Gerçekten kalitesi çok iyi. Yani sadece işlemcisel açıdan gelişim sağlanmıyor M1 kıyaslandığında aynı zamanda donanımsı olarak da gerçekten bambaşka bir cihazla karşı karşıyasınız. M3 işlemcili MacBook Air'da 4 tane çıkışa sahip olan bir ses sistemi yer alıyor. Fakat 15 inçlik versiyonu alırsanız burada woofer'ın da yer aldığı 6 çıkışlı bir ses sistemine sahip oluyorsunuz. Yani çevresel ses deneyimi olarak ses çıkış gücü olarak 15 inçlik versiyon 13 inçlik versiyona göre çok daha iyi. Bunun haricinde 15 ile 13 arasında da bir fark yok. Yani boyut olarak seçim yaptığınızda ne performans değişiyor ne de benzer özellikler değişiyor ses çıkışı haricinde. Daha büyük bir ekranda siz seçiminize bağlı olarak bir deneyim yaşamış oluyorsunuz. M2 ve M3'te ayrı bir şarj portu varken M1 işlemcili versiyonda Thunderbolt portlarından USB-C üzerinden şarj etmeniz gerekiyor dizüstü bilgisayarı. Bu da portlardan feragat etmenize neden oluyor. Şimdi performans testlerine detaylı bir şekilde dalmak istiyorum artık. Çünkü Apple özellikle oyun konusunda M3 işlemcili MacBook Air'da çok vaatkar birçok da yeni oyun duyuruldu. Şimdi M3 işlemcili MacBook Air ile Pro arasındaki farkları da burada ciddi bir şekilde göreceksiniz. Testlerde çünkü konuğumuz M2 Max ve bu da üst paket. Nasıl elimizdeki M3 işlemci bu kez üst paketse M2 Max üst paket ve bir önceki nesil işlemciyi temsil ediyor aslında. Şimdi bu oyunu çalıştırdığımızda Death Stranding'i 2K çözünürlükte yüksek detayda ve özellikle metal çözünürlük yükseltme efektliğinde kapattım ki tam olarak bilgisayarları zorlayalım ve ne yapabildiklerini görelim. Tabii ki M2 Max işlemcili model burada inanılmaz bir performans sergiliyor. Onu ayrı bir yere koyuyorum ama burada Şimdi bakın ilk önce ne görüyorsunuz? M3 işlemcili versiyon 37 kare saniye gösterirken 2K çözünürlükte en yüksek detaylı ki bir ultra ince ultrabook'tan bahsediyoruz. Bence inanılmaz bir performans. Full HD'de bu 40-50 kare saniyeleri bulabiliyor. M2 işlemcili versiyon 30 karelerde. 37 kare 30 kare yani %20'nin üzerinde bir performans artışı var oyun içerisinde. Bu çok büyük bir gelişme. Fakat M1'i hiç katmıyorum bile. m 22 kare saniyelerde. Fakat bir süre geçtikten sonra ne kadar bir süre? Aslına bakarsanız çok da değil. Yani 5-6 dakikalardan bahsediyorum. 5-6 dakikalar sonrasında fark kapanmaya başlıyor. M3, M2'ye doğru yaklaşıyor. Ve bu yaklaşma öyle böyle değil. Yani birdenbire 37 kare saniyelerden 33 kare saniyelere düşerken M2'ye baktığınızda 30 kare saniyeden 29 kare saniyeye düşüyor. Yani kayıp olarak M3 daha fazla şey kaybetmiş durumda. 5 dakika değil 10 dakika geçtikten sonra ise M3 işlemcili MacBook Air 37 kare saniye gösterirken bu oyunda 30 kare saniye göstermeye başlıyor. Yani M2 olabiliyor birdenbire. Soğuk çalışan M2 ile M3 ısındıktan sonra aynı şeyleri performansı sergiliyorlar ki ısındıktan sonra dedim de 15 dakika çok fazla değil. Peki M2 ne kadar kaybediyor bu süreçte? M2 aslına bakarsanız M3'e göre daha az performans kaybediyor. Yani M3'te 37 kare saniyelerden 30 kare saniyelere bir düşüş varken M2 garibim 30'dan 28'e düşüyor. Arada 27 görüyorsunuz. Abi ben buradayım demeye devam ediyor. Performans düşüşü olarak M2 çok daha dirayetli, daha sağlam dik duruşunu sergileyebilirken M3 en ufak bir ısınmada kendini salıveriyor. Bu makinede hiç mi oyun oynanmaz diye soracak olursanız eğer. Mesela Resident Evil 4'ten örnek vereyim. Apple Silicon için baştan sona yeniden yazılmış oyunlardan biri. Tam olarak Metal FX'i destekliyor. Oyunu Full HD çözünürlükte Metal FX Upscaling ile beraber açtığınızda balans grafikte aslına bakarsanız 60 kare saniye başlıyor. Uzun süre 60 kare saniye bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ama işte makine ısındıktan sonra atlamaya zıplamaya başlıyor oyun. Ve hiç keyifli bir deneyim sunmuyor ondan sonrasında. 60, 40, 45, 60 gidip geliyor FPS değerleri. Hani ilk baştaki o akıcılıktan hiçbir eser kalmıyor yük binmeye başladığında. Yani aslında fansız her Ultrabook gibi M3 MacBook Air içinde bir oyun makinesi olmadığının altını çizmem lazım. Yani performans gerektiren uzun süre kullanmanız gereken performans yüksek performans modunda uygulamalarda MacBook Air istediğiniz performansı size vermeyecektir. Sadece bununla da geçerli değil tabii ki. Bakın Sıcaklık arttıktan sonra blender testlerine bakalım. Şimdi ilk blender testini size bir hatırlatayım. Raytracing motoru sayesinde mucizeler yaratıyordu elimizdeki M3 çünkü tek bir kariyer indiriliyorduk. Peki süreç uzarsa ve M3 ısınmaya başlarsa ne oluyor? M3 inanılmaz bir performans kaybediyor. Neredeyse iki kata yakın süre uzarken M2'ye baktığınızda evet M2 hala yavaş ama eskisiyle aynı sürede tamamlamaya devam ediyor. Yani M2 hep sıcakmış gibi çalışabilirken render testinde M3 ısınmaya başladıktan sonra çok ciddi bir şekilde performans kaybediyor. Eğer M3 ile böyle 3D render yapacaksanız, işte oyun oynayacaksanız, yine GPU'nun nimetlerinden faydalanacaksanız M3'ü soğuk tutmanız gerekiyor ki bir fan olmadığı için de bunu pek başaramayacaksınız. Yani bir buzun üstüne falan oturtmanız lazım ki kullanım açısından baktığınızda pek de avantajlı bir süre değil. E peki hani ısınıyor ne yapıyor falan dedim video render'da ne yapıyor derseniz eğer. Window Render'a geçecek olursak burada M2 ile arasında neredeyse fark yok. Yani <laughs> saniye olarak baktığınızda aynı sürede aynı testi yapıyoruz. Yani aynı saniye renderliyorlar. M2 ile M3 aynı sürelerde tamamlıyor neredeyse. Yani fark o kadar önemsiz ki. Çünkü ısındıktan sonra bir M2'ye dönüştüğü için kendisi. Burada da aslında çok da fazla bir fark göremiyorsunuz. X geliyorsunuz. Yani böyle bir yazılımcısınız, bir şeyler derleyeceksiniz. Orada da pek bir fark yok. Bu birazcık enteresan biliyorum. Şimdi M3 işlemci 3 nanometre daha yüksek hızda olması lazım. Neural Engine'ı var işte yapay zekada daha hızlı olması lazım falan. Evet sentetik testlerde mesela Geekbench ML ile baktığınızda gerçekten de buradaki gelişimi görebiliyorsunuz. Yani yapay zeka kullanacaksanız tamam burada bir gelişme var ama ıs ısındıktan sonra makinenin performansı o kadar düşüyor ki bu kazanımların hepsini kaybediyor. Bu kazanımlar şurada işinize yarıyor. İşi 5 dakikadan kısa sürede bitiriyorsa eğer yani ısınmadan hemen öyle hızlı bitirebileceği bir işse evet çok hızlı bir günlük deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ama işler uzun süreçliyse, yani bir video render alacaksanız, bir saatlik sohbet programınız var vesaire, M2 işlemcili versiyonu tercih ettiğinizde hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Yani burada aslında söylemek istediğim biraz da o. Hani yaptığınız işe göre M3, M2 hatta M1 tercih edebilirsiniz dedim ya. Mesela video render için çalışan bir editörsünüz, video dosyaları uğraşıyorsunuz, Adobe Premiere kullanıyorsunuz. Benim size tavsiyem aradaki farkı M2'yi daha yüksek GPU, daha yüksek depolamanlı ve RAM için tercih edip almanız. Eğer 3D ile işiniz yoksa ki 3D render, Blender'da gerçekten böyle bir makinede render almak isteyen olur mu animasyonu bilmiyorum. Çünkü render farmlar var zaten. Yani M3 yerine M2'yi tercih edebilirsiniz. Photoshop kullanıyorsunuz. M3 yerine M2'yi tercih etmenizde hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey fark etmeyeceksiniz ofis işleri uğraşıyorsunuz. M1'i tercih ettiğinizde hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Sentetik programlarda mesela 3D gücünü gösteren, GPU direkt olarak şöyle kısa süreli sınayan programlardan 3D Mark örnek verebiliriz. Burada farkı yine ciddi şekilde görüyorsunuz ama unutmayın oyunlarda sentetiğin dışında gerçekten de uzun süreli ısındığı zamanlarda olayın rengi birazcık değişiveriyor. İşlemci farkı yani işlemci artık o kadar az kullanılan bir olay ki ama çok çekirdek performansı burada önemli konulardan bir tanesi. Çok çekirdek performansını Geekbench'i göstermek istiyorum yine. Burada çok çekirdek performansına bakarak da aşağı yukarı bir karar verebilirsiniz. Şimdi son olarak Pro nerede derseniz eğer tüm testlerde Pro için dikkat ederseniz ısınma testlerinde hiçbir şey söylemedim. Pro ısınma diye bir şey yaşamadığından dolayı üzerine bir fan olduğu için Render'da başta neyse sonda da o. Video başlarken size 15 dakikada ben bunu bitiririm dediyse 15 dakikada bitiriyor. Air'da nasıl bir şey yaşıyorsunuz? Render tuşuna basıyorsunuz. Abi diyor ben bunu 10 dakikada bitiririm. Sonra böyle süre uzuyor 15 dakikada bitiririm diyor. Birazcık zaman geçiyor 10 dakika. Sonra 15 dakika sonra geliyorsunuz. Abi bana bir 20 dakika daha ver demiş olabiliyor. Çünkü niye? ısındıkça performans düşüyor. Performans düştükçe işin süresi uzayabiliyor. M2'de de böyle, M1'de de böyle. Yani Air'ların fan olmadığı için durum böyle. Ama Pro'da 15 dakikada bitiririm dediyse çok büyük bir aksilik ya da sıkıntı yoksa 15 dakikada bitiyor o süreç. Pro'nun en büyük farkı bu. Pro size sabit ve sürekli performans sağlıyor. Eğer Pro'da bir işi uzun sürelerde yapacaksanız, uzun süren bir işse bu. Biliyorsunuz ki o makine bütün performansını iş 1 saat sürüyorsa 1 saat boyunca, 2 saat sürüyorsa 2 saat boyunca size verebilecek. Herhangi bir sürprizle karşılaşmayacaksınız. Ortam sıcaklığından çok fazla etkilenmeyecek. Mesela bu aletler ortam sıcaklığından da çok fazla etkileniyorlar Air'ler. Bir Pro ile Air'ı eğer kıyaslayacak olursanız eğer, Air kullanıcısı bahçede dışı Starbucks'ta mesela kahvesini içerken çalışmak istiyor. Ama hava birazcık sıcak yaz aylarındasınız video işleyecekse eğer yandı. Çünkü bir süreden sonra playback yaparken daha zorluk çıkacak. Ben yaşadım bunu ama Pro kullanıcısında böyle bir sorun olmayacak. Çalışma koşullarınıza, yaptığınız işe göre gerçekten seçiminizi iyi yapmanız lazım. Pro eğer bir şansım var. Profesyonel olarak iş yapıyorum, yaptığım işten para kazanıyorum diyorsanız almanız gereken makine ise ya benim aslında asıl önceliğim webde gezinmek, ofis işleri, arada telefonumdan çektiğim videoları işliyorum. Hatta profesyonel kamerayla çektiğim videoları da işliyorum ve render süresi çok da değil diyenler için eğer tercih edilebilecek aletler arasına giriyor. 3D Render için evet yeni işlemci çok şey vaat ediyor ama 3D Render makinesi değiller. Bunu net bir şekilde size söylemem lazım. 3D animasyonlarla vesaire uğraşıyorsanız benim ilk tercihim mesela yeni Ray Tracing motoruyla beraber M3 Pro olurdu bu tarafta. Bunu da net bir şekilde belirtmek lazım. Alacaksanız biraz daha para verin. Fanı olan bir makine alın ki render yapacağınız zaman eğer render makine de yapmak istiyorsanız amatör bir kullanıcı olabilirsiniz. Para harcamak istemiyorsunuz. O zaman sürekli olarak bu performans size sunuluyor olsun. Ray Tracing ile beraber gerçekten oldukça büyük bir artış var. Genel olarak son değerlendirmede ise Air Ultrabook kategorisinde inanılmaz bir alet. Pi süresiyle, hafifliğiyle, size sağladıklarıyla, ses sistemiyle, görüntüsüyle her şeyle satın aldığınızda herhangi bir şekilde pişman kalmayacağınız ofis, webde gezinme, çoklu ortam yürütme, çoklu ortam oluşturma, müzik dosyayla uğraşma, işte video işleri ağır olmayan yüklerde fazlasıyla işinizi görebilecek bir alet. Ağır yüklerde de eğer beklerim ben benim için sorun değil diyorsanız yine işlerinin altından kalkabilecek bir cihaz. Çünkü ben yurt dışına giderken eğer bir fuara falan gidiyorsam ve bu fuar kısa sürede iş bitirmemi çok gerektirmiyorsa o an oradan atmam gereken bir içerik yoksa mesela yanımda götürdüğüm bir cihaz. Bu cihazı götürüyorum. Evet bekleyebilirim. Sıkıntı değil. İş biter diyorum. Ve işimi orada bitirip rahat bir şekilde yine ülkeye dönebiliyorum. Ne oluyor? İşte 20 dakika 30 dakikada bitiyor render 10 dakikada biteceğine. Benim için bir problem teşkil etmiyor. Ama bir profesyonelseniz revizeler yapmanız gerekiyorsa, videoyu onaya, onaya yolluyorsanız, onaydan bazı revizeler geliyor, sonrasında bu değişiklikleri yapıyor, tekrar onaya falan yolluyorsanız, Burada dakikalar oldukça önemli. Çünkü 20 dakikada render almak yerine yani 10 dakikada render aldığınızda bunu karşı tarafa bu dosyayı göndermek için kullanabilirsiniz. 5 tane revize geldiğinde bu 20 dakikalar birikip 100 dakika yapacaklar. Yani 100 dakika render için beklemiş olacaksınız bu makinede. Bu yüzden diyorum ya yani para kazanıyorsanız almanız gereken makina pro versiyonlar. Bu videoda M3 Air'ı performansıyla M1 ve M2 ile kıyasladım. Aynı zamanda bir MacBook Pro ile arasında ne gibi farklar var? Neler sunuyor? Bunları sizlere göstermeye çalıştım. Dilerim sizler için yararlı bir video olmuştur. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.